Muhammed'den tecelli ettiği zaman o görünür. Görünür ama Muhammed'in cinsi nedir? Bir kadın da Muhammed'dir, bir erkek de Muhammed'dir, bir çocuk da Muhammed'dir. Şimdi kadındaki olan tecellisiyle erkeklik tecellisi bir olur mu? Erkeklik tecellisiyle çocukluk tecellisi bir olur mu? Oraya daha gelmedi. Yani onun için görünür mü görünür. İşte böylece Cenab-ı Hakk'ın sizlerdeki rağbeti zuhur ederse o zaman ne yaparsınız? Siz de Cenab-ı Hakk'a rağbet etmeye başlarsınız. Rağbet ediyorsunuz. Rağbetiniz işte evvela 3 aylar geldiğiye kadar. Yani Muharrem ayı, Rabi'l-Evvel, Rabi'l-Ayl, rağbetin evveli, rağbetin ayrı, Cem'in evveli, Cem'in ayrı, batındaki olan bunlar. Tecelli ettikten sonra Recep, Şaban, Ramazan başlıyor. 3 ay. Bu 3 aylar da Regaib kandili Cuma'ya tekabül eden bir gündür. Neden Cuma ile bunu sınırlandırmışlardır? Hiç düşündünüz mü? Çünkü Cuma'da Allah'ın Cem'i ile Muhammed'de zuhuratı vardır onun için. Her bir insan kendi sırrını bilmiş olsa, aslen takvim üzerine olduğunu idrak etmiş olsa her birimiz birer Cuma'yız. O Cuma'yı yani bu dünya günleriyle gün saymayın. Bu bir zevki ilahi, bu idraklara, bu hallere girerseniz o zaman bu zevklerle bunu idrak edersiniz. Yoksa edemezsiniz. Cuma'nın ilk gecesinde rağbet vardır. Rağbet ettin. Biz zikirle beraber rağbet ettik. Sonra tevhid-i efalinin rağbetini yaptık. Sonra sıfatın rağbetini yaptık. Çünkü tevhid-i efal tevhid-i sıfattan tecelli. Sıfatsız fiil olmaz. Peki sıfat da vücuttan tecelli eder. Yani dikkat edersen o ona muhtaç, o da ona. O ona teslim olmuş. İslam demek teslimiyetten gelir. O ona teslim olmuş. Ahali, eşya fiile teslimdir. Yani efale teslimdir. Efal esmaya teslimdir. Esma sıfata teslimdir. Sıfat zata teslimdir. Vücut, vücudullah. Bakın. Ne efalin, ne varlığın, ne eşyanın, ne fiilin, ne sıfatın, ne esmanın hiçbir varlığı yokmuş. Varlık kiminmiş? Cenab-ı Hakk'ın. Vücut, vücudullah. İşte Allah vacibil vücuttur diyoruz. Muhammed ise vahdeti mevcuttur diyoruz. Mevcuttan tecellisiyle işte buradaki Allah'lık ahadiyetteki olan ahadiyetül ayın, ahadiyetül kesrette bu demi bilenler, ilmel yakın bilin de hiç olmazsa gün geldiği zaman he, bu buymuş dersiniz. Ahadiyetül ayın sırf celalsız, cemalsiz hiçbir düşünülmesi yasak olan bir yerdir. Bu. Ama ahadiyetül kesret ise Allah'lıktır. Celal da vardır, cemal de vardır. Orada sıfat olmadığı için orada da konuşmaya olmaz. Ben biraz evvel söyledim. Size uzaktan baktığım zaman hakikaten o varlıkta Hakk'ın vecihini görmem demek. Kendi içinde görüyorum. Ben seni görüyorum demem. Bir kelama getirsem o zaman kelam sıfatını geçmem lazım. İşte onun için Hoca Efendiler 6. mertebeden iniyorlar. 7. mertebeden iniyorlar 6. mertebeye. Bazı nasihat ediyorlar. Cemül Cem'den veriyorlar nasihatlarını onlarda. Yoksa Cemül'den, ahadiyetten vaaz etmiyorlar. Edemezler. Çünkü orada ne kuyuda ahadiyetin ayında ne de adedin kesrette sıfat yok. Sıfat olmayınca da hiçbir icraat olmaz. Onun için bazı zaman da söylediğim zaman Allah bir sineğin dayı kanadını kıpırdatamaz dediğim zaman Allah Allah her mülk onun olduğu halde nasıl sineğin kanadını kıpırdatmaz diyor. Hu mertebesindeyken Allah mertebesindeyken inanın Allah Allah'lığıyla bir sineğin kanadını kıpırdatamaz. Ama ne zaman tecelli ettiği rubiyetine, rubiyetine tecelli ettiği zaman bütün sıfatlar 99 esma yanıcı sayıyoruz. Orada her şeyi yapandır o. Ondan başkası yok zaten. Evet. Ama mertebelerdeki yerlerini koyarsanız işte o zaman bu zevke sahip olursunuz. Hasılı yani Regaib kandilindeki olan özelliğe ne yaptık? Evvela batındaki olan 6 mertebenin zevklerinden sonra bizim Cenab-ı Allah ana karnındaki çocuğun geliştiği gibi bizi de Müşti Kamil'e gelesi kadar olan demle yetiştirdi.
Sonra da Mürşid-i Kamil'in dizinin dibinden Melem Neşrah Leke Sadrek, sadrını yardırdı. Ondan sonra da İnşirak suretini bizim tahsilimizde kendisini gösterdi. Gösterdikten sonra da rağbetimizin de rağbet ikiliklidir. Bir rağbet olamaz, bir rağbet edilen vardır. O birliğe erdikten sonra tahta olarak yaşamaya başlar. Bunun için namazlarımızı bile biz ne yapıyoruz? Üç tür namaz kılıyoruz. Birinci namaz, Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde selati rukuta, vakitlerle ilgili olan namaz. Bu bedensel namazdır. Bu Hazreti Muhammed'in namazı değildir. Bu Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındaki miracıdır. La ilahe illendi subhaneke inni kuntu minez zalimin demek suretiyle ne yaptı? Zalimlerden eyleme. Yani kendi zalimliğini tanımasıdır insanın. Fena billah demek. Mutu kable ente mutu sırrına ermesi demek. Ve ölmezden evvel ölmesi demek. Sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin artık miracına ayeti Necim suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman Sümmedana fetedalle ve kâne kâbe kâvsen evadne. Sümmedana bir tek oldu. Yani efalinin sıfatımızı aklının kendi şeyine varlığında tecelli ettirdi. O 90 sıfatlardan münezzehtir. Evet, buradan görünendir ama o değildir. Fetedalle sarttı, tecelli etti, tenezzül etti. Sıfatlarda gözünden görmesiyle, kulağından işitmesiyle, dilinden kelamullah olması ile sendeki tecellilerini sarttı, göstermeye açığa çıkardı. Açıktan görmeye başladın artık. Daha henüz teferruatını bilmiş değilsin. Sümmedana fethederle. Ve kâne kâbe kâvseyn. İki kavsun birleştiği nokta. Hani herkesin burada üçüncü göz var derler ya. Bu göz ehli muvâcî gözüdür. Bu göz bu iki gözün tevhidinin idrakıdır. Gözle görülmez fakat o kişi gönül alemindeki ulul elbab olduysa görür. Bilir ve yaşar. Ulul elbab. Çünkü ulul elbab bazı müfessirler onu değiştirmişler. Mesela Ali İmran suresinin 190. ayet-i kerimesinde ne diyor? Yerlerin ve göklerin yaratılışında geceyle gündüzün arka arkası gelmesinde akıl sahipleri için veya kalp sahipleri için ibretler vardır demişler. Ben Muhiddin Arabazilerin tefsirine de baktım. Keşhani'ye baktım. İnanın şu anda bizim Mürşid-i Kamillerimizden öğrenmiş olduğumuz şeyler kadar dahi itmenen etmedi beni. Düşünebiliyor musunuz? Demek ki o zamanlar belki onların seviyesinde çok güzel zevklere sahiplermiş ama bugün artık günümüzdeki insanların algılama şeysine geldiği zaman Mürşid-i Kamillerimiz bize daha bariz bir biçimde bunların zevklerini tercih etmişler. Ulul elbab. Bakın sorun şeye, cephe yorumlu sorun. Ulul elbab ne demek dediğiniz zaman gönüldeki olan kabulleniş tamamen insanın kendi iç güdüsündeki olan tereddütsüz irfanet ve kemalete sahip oluşunun ifadelerini kullanan kişiler. Onun için yani böylece kişi bu demde iken bu tahsil yapar ve ondan sonra da tahsil kendisi elva hüküm, eşva hüküm, eşva hüküm, elva hüküm haline dönüştür. Yani onların ruhları, cesetleri, cesetler ruh olur. Ve ceset ruh, ruh ceset olur mu? Olur. Bak, bizim ruhumuzu bu beden taşıyor. Ruhumuzun hamalı. Beden neredeyse ruh da oraya gidiyor. Ne zaman beden uyudu, o zaman onun bir bölümü gezmeye çıkabiliyor. Yoksa gündüzken kendisine, gönlüne inmedikten sonra çıkamıyor. İşte kendisi sorun. Ama işte bunun idrakını siz kendi suyunuzu bağırlaştırırsanız, bağırlaştırdığınız zaman
bulut haline dönüştüğünde nasıl gökyüzünde bulutlar içinden insan geçse bile hiçbir zaman engel olmuyor. Uçaklar geçiyor da engel olmuyor lan. Aynen bunun gibi. Kesafetin letafet haline dönüştükten sonra onun da gitmeyeceği bir rüzgarla icabında aydına bulut gider aydına çek eşeğini ne aydına git içine gaydına bulut gider Şam'a git içine gaydına eşeğini çek dama diye söylerlerdi bizler. Yani demek ki bulutların sevk ve idaresi dahi aynen ruhun insanlardaki olan istek ve arzuları doğrultusunda manevi zevki doğrultusunda mesela insan zikirlerle, fikirlerle, sohbetlerle gelişiyor. Manada gidiyor, Kabe'yi tavaf ediyor. Ben diyor bugün Kabe'yi tavaf ederken geldim kendim diyor. Allah mübarek etsin. Demek ki sıradaki bir meyhanedeki insanda o zuhur etmez. Kumarhanedeki olan bir insana zuhur etmez. Onun bir bölümü Allah'a gönül vermiş kişi olduğu zuhur. Onun için işte biz de Recep ayında evvela şeyin Cuma'nın girmesiyle beraber ki Cem'in Muhammed'le gideceğiz dedik. Bu 27'sinde de Miraç kandili var. Aslında Efali'nin Miraç merdiven basamağıyla artık yolculuğa çıkması var. Daha henüz buralardayken kişi yola çıkmış, kurtulmuş falan filan değil. İşte bir tahsil bu. Yani insan bazıları diyor ki inkar ediyorlar mesela Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in babası Abdullah'tı, anası Emine'ydi. Demiş evlenmişler Recep ayında. Bunlar Recep ayında evlendikten sonra evet o Rabiu'l-Evvel ayının 12. isteği gecesinde dünyaya gelmiş. Doğru. Ya nasıl gelir? Diyor. Şunu biliyor musun? Ya Muhammed'in yeni rahmetiyle kurulmuş. Onun batın yönünü izah etmiş o, söylemiş. Söyleyen kim? Söylediyse bunu. O ise, olur mu öyle şey diyor ya, hiç kendilerine göre uyduruyorlar diyor. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'den başka ne şey var, Regaib Kandili var, ne Miraç Kandili var, ne Berat Kandili var. Bunlar üç aylarda geçiyor diye söylüyorlar. Elbette bunlar diyor. Geçen bir yer değil diyor. İnsanın kemalat yönünü. Zaten kemalat yönünü anlatıyor burası. Kemalat olmasa Kâbe'yi nasıl anlayacaksın? Miraç nasıl idrak edeceksin? Yani Miraç'ta sen evvela Mekke-i Mükerreme'den Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa'dan Sidre'ye, Sidre'den de Cenab-ı Hak'la mülaki olmak suretiyle namazı emretmiş dediğinde bir menzil mi gittik zannediyorsun sen? Hani geldiği zaman yeri ısınmış, şeye sıcaklığı geçmedi diye. Yani kendi vücut ülkenizde bunları zevk ederseniz mutlu olursunuz ve kendinizde bulduğunuz için bunları siz 18 bin aleme camisiniz. Hep bu uzaklardaki olan aleme girdiğiniz müddetçe buraları gezinmeye gayret gösteriyorsunuz. Bedeniniz de bu beldeleri gezemeydiğine göre maalesef hep iflas ediyorsunuz. Yani böyle günlü alemine girin, kendinizdeki olan bunu yakinen görürsünüz. İbrahim Hakkı Hazretleri bile şey diye Tillo'da yaşamıştı. Tillo'nun caddelerini ben daha iyi bilirim Meri'nin caddelerini demiş. Tillo kazasında Bidlis'in Tillo kazasında yaşamış mübarek. Ben diyor Meri'nin caddelerini Tillo'nun caddelerinden iyi bilirim diyor. Çünkü Tillo'ya caddeye çıktığı zaman görecek. Halbuki Meri'nin caddelerini nazar ettiği zaman gönlüne 18 bin aleme cami olan o mübarek buradaki Ayhan Bey'in dışarı çıkmadan da görebiliyor demek. Yani bunlar bize birer ibret olursa hevesimizi artırır ve bu yolda gayret gösterirsek Cenab-ı Hak nasip ederse eder, niye etmesin canım? Hemen maneviyatınızı bozmayın. Bu Allah'ın kulları da şiddetle istemişler. Onları da Cenab-ı Hak ihsan etmiş. Sana da eder, bana da eder. Niye etmesin? Etmiyor dahi, etmese dahi bizlerin çalışması, bizlerin bu gayret göstermişlerden mütevellit. Bir mutluluk duyuyoruz ya, boşu boşuna uğraşmıyoruz. Yani uğraşımızdan bir zevk alıyoruz ya, o zevk dahi bize yeter de artabilir. Öyle değil midir? Onun için işte öylece bu geceler bizim kendi insan asliğimizi bulmamıza, kendi insan asliğimizi öğrenmemize vesile olur ve hakikaten üç aylarda bu dört tane yalnız Kadir Gecesi var. Kadir Gecesi'nde de kader eriyor. Bakın dikkat edersen
Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili. Üçten sonra artık tamamen kadere eren bir kişi bayrama çıkacak. Kader ermezse bayrama çıkamaz. Kadir geçti, düşün evvelindedir bayramın. Bayram demek, dostla buluşmak demektir. Bayram artık kendisinde onu ayan beyan görmesi demektir. Biliyorsunuz, birincisi nedir? Bu Sevvel ayının birinci günü oruç tutmak haramdır. Neden? Çünkü dostla beraber olan bir şey oruç olmaz ki. Oruç neydi? İkilikten birliğe vuslattı. Vuslat tutmuş. Birliğe geçmiş. Hakla hak olmuş. Sevgilisiyle beraber olmuş. Artık onun vurucu etmesine gerek yok ki. Ben yakalamışım onu. O bende, ben onda. Ben kimim? Ahmet. Sen kimsin? Ahmet. Veyahut da ben, o, o ben. Bu zevke sahip olmak için gayret gösterirsek, inanın işte bu Recep, Şaban, Ramazan aylarındaki olan bu üç ayları ne yapmış oluruz? Yerlendirmiş oluruz. Tabii bunlar ayrı ayrı birer lamba, gönlümüze yakalım. İşte Efail aynasını yapalım, Regaib Kandili aynasını yapalım. Fiilin faili Allah olsun. Ondan sonra beraatımızı alalım. Sıfatların mevsufu Allah olsun. Ondan sonra şey yapalım. Kadir gecesini, vücudumuzun vücudullah olduğunu, kadere erdiğini anlayalım. Ve bu lambayı da yakalım. Artık bu lambalar yandı. Zaten Allah'ın lambaları. Evet. Onun nur alemine geçersin. İşte ruh aleminden nur alemine geçiş budur. Evvela ma halekallahi nur. Allah yerlerin ve göklerin nuru iken artık cemadat-ı ruh, nebadat-ı ruh, hayvanat-ı ruh, insan ruhu ve Adem ruhu diye beş tane ruhun tekamülünden sonra, bunları öğrendikten sonra bunların icraatlarının fena mertebelerinde tam manası zevk edebilirsiniz. İşte o zaman tecelli zatın, tecelli sıfatın, tecelli fiilden açığa çıkmanın zevkini ermek suretiyle nur aleminde Cenab-ı Hak'la beraber artık tecelli eden hak ve sıfat, yani hak, tecelli olunan ise hak. Hak dediğimiz zat ve sıfattır. Hak dediğimiz de esma ve fiillerdir. Hak dediğimiz zat ve sıfat da Allah'ın o seviyede hak adıdır. Her şeyin hakkını verendir. Esma ve sıfatlar da hak seviyesinde gene onun tecellisidir. Onun tecellisinde başka tecelli yok. Yani bir çekirdeğin gövdede, yaprakta, şeyde, dalda onun ağacı dediğimiz gibi. Sonra meyveye geçtiğiniz zaman meyvede de ona meyve diyorsunuz. Her bir boyutta isimleri değişik değişik kullanıyorsunuz. Ona çekirdek demiyorsunuz. Aynen bunun gibi. Hak seviyesinde ona Allah denmez. Hak seviyesinde ona Allah denmez. Diyorsan onun idrakında değilsin ve o haramdır. O yasaktır. İnşallah bu şekilde, yani kişi bu gecelerden istifade ederek Cenab-ı Hak bizlere bu lütufları, bu rahmeti, iki rahmaniyet, biri rahmaniyet, biri rahimiyet rahmetlerinin masarı yaparsa, işte o zaman biz kendi vücut ülkemizde de bunun zevkini ermiş oluruz. Yoksa inanın, manasını bilmeden her türlü, ister ayet olsun, isterse icraat olsun. Zaten oruç, namaz, hac, zekat gaye değildir. Vasıtadır. Orucun bir seviyesi vardır. Fena billaha kadar kişinin kendi varlığının, ifnalığının bir öğretimi vardır orada. Namaz miraçtır. Miraç ise Rabbi ile görüşmektir. Sen hayalindeki, zandaki bir Rabbi ile görüşecek değilsin. Karşındaki olan varlığın Rabb'ın varlığı olduğuna göre o zat, o sıfattan oradan tecelli duruyor. O Rabb'tır işte. Onunla konuşurken sen Ahmet'le Mehmet'le mi konuşuyorsun yoksa Rabb'ınla mı görüşüyorsun? Kendine sor. Daha fena billah deken men arefe nefsehu fakat arefe rabbu. Nefsini bilen Rabb'ın görür. Rabb'ını tanıdıktan sonra artık nefsinin olduğunu hala daha söyleyen kişi
cahildir. Onun nefsi yok. Ondaki nefis halk yüzüdür ki o hakkın açığa çıktığı yüzdür. O özün o yüzden görüntüsü vardır orada. Ama bu demek değildir ki bütün varlıklardakini temsil eder o. Hayır. Kişiler tecelli ettiği zaman efal sıfatlar cüzdür. 18 bin halinde küldür. Allah'ın kendisi için ne cüz vardır ne küllü vardır. İkisi de tecelli olduğu için işte olmaz. İster tavsiyat-ı Muhammedi olsun, ister nur-u Muhammedi olsun, isterse hakikat-ı Muhammedi olarak zevk edin, bunların hepsi Muhammed mazharlarından Cenab-ı Hakk'ın açığa çıkmasından başka bir şey değildir. İnşallah Cenab-ı Allah bu şekilde idrak eden, bu şekilde regaibi kutlayan ve bu zevklere sahip olan Allah'ın kullarına eylesin bizleri. Sadakallahu aleyhi ve sellem.